Çok komik bir şey oldu. Çok terledim. Tişörtümü değiştirdim. Ne yapacaksın? Evdeyiz yani. Canlı yayın. Evet. Feride, Hilal, Akın bizlerle birlikte olacak. Sevgili Ekin Uzunlar bizlerle birlikteydi. Müthiş bir konser tadında ev eve karşılıklı çaylarımızı, ıhlamurlarımızı içtik, muhabbetimizi ettik. Şöyle bir Karadeniz esintisi yaşadık. Evet. Feride, Hilal, Akın. Sevgili Feride geldi mi acaba? Bilen var mı? Geldiyse bir selam yazarsa sevinirim. Arkadaşlar geldi, gördüyseniz de haberimiz olsun. Bu arada arkadaşlar canlı saat 22'de kendi kanalımda canlı yayına devam edeceğim. Yani ben kendim bir canlı yayın yapacağım. Hani beni eklerseniz oradan devam edebiliriz. Ama şu anda bana canlı yayın isteği göndermeyin ki ben evet. Sanırım geldi. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? O ne güzel bir atmosfer. Bir anda konser verecek misin gibi geldi bana. Çok isterdim aslında ama işte ya ben biraz ambiyansı seviyorum, renkleri seviyorum. Sadece mavi yok ama bugün modum biraz daha mavi. Şöyle söyleyeyim, o kliplerine de Daha yönlü. yansıyor. Çok güzel gözüküyor. Kliplerinde de gerçekten o renkler var. Herhalde senin de fikrin vardır o kliplerde de. Yani şöyle zaten ben çok şanslıyım ki işte şu an çalıştığım yönetmenim Hasan Kuyucu beni çok anlayan bir dostum, arkadaşım aynı zamanda. O yüzden onunla bir şeyler paylaşırken ben onun yanına hazırlıklı gidiyorum. Böyle işte bütün kıyafetleri, nerede çekilebilir, işte nasıl giyinebilirim, hangi renkleri kullanabiliriz. Öyle ona kendi fikirlerimi söylüyorum ve ardından o da bir yönetmen gözüyle bunu daha da güzelleştiriyor. Ya yani tabii ki de ben yani elinde yemezse o iş senin değildir. Ben bunu çok iyi anladım. O yüzden artık bütün işlerimde parmağım değil, kafayla giriyorum yani. Evet, bayan sanatçıların çoğu öyle diyor gerçekten. Herhalde ilk kliplerini mesela bırakıyorlar galiba yönetmen, ama ister istemez o sanatçının o iç dünyasını yansıtmalı dediğin Evet, gibi. kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Peki ilk sorum şey oluyor hep. Çünkü artık biliyorsun, ama bir anda daha farklı bir hal aldı. Bak daha güzel oldu şu anda. Evet. Ben şey yaptım, efekt yaptım. Şey, hayır yine güzeldi de daha aydınlandıysın, daha güzel görüyorum, daha rahat görüyorum. İlk sorum şey oluyor. Koronavirüs biliyorsun. Karantinadayız. Nasıl geçiyor günlerin? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Yani şöyle, önceden hep yarım bıraktığım işlerim vardı böyle. Onlarla ilgilendim. Şöyle dursa acaba, bir dakika, şöyle daha mı iyi olur? Senin böyle daha iyi olur. Evet. Şöyle şarkı yazıyordum. Sonra devam onları yarım bırakıyordum. Onlarla bir işte uğraşayım istedim ama bayağıdır çıkamadım işin içinden. Çünkü çok fazla yarım bırakmışım. Onlarla ilgileniyorum daha çok. Bir de şimdi yani ben çok mutfağa giren biri değilim. Genelde çok güzel yemekler yapan ya annem olur ya da bir ablamız olur. Ve o yüzden mutfağa giriştim. Bayağı mutfak tanım Süper. herhalde. Yarın geliyor abla. Sağ ol. Ha, Çünkü mutfağa yani o yönden giriştin. Ben de zaten ki bayağı yemekler çıkarıyorsun hani de. evet, bu arada yani evet yapıyorum ama sadece Sonu güzel olmuyor. Dağılıyor kan. lezzetli oluyor. Lezzetinde problem yok. Sadece dediğin gibi yani. Ben çünkü Tamam. mutfağı yönetemiyorum. O Ha, anladım. yüzden onun dışında Bu arada Müzik Oneri'nin sahibi Özcan Bey'le muhteşem enerji. Feride Hilal Akın son dönemlerin en iyi şarkılarına imza atan sanatçı bence demiş. Buradan da çok onu teşekkür iletelim. ediyorum. Gururlandım. Çok sağ olun. Fark edilmek çok güzel. Yani bir şekilde çünkü farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bu sektörde bu sektördeki insanların da böyle yorumları beni inanılmaz mutlu ediyor ve yaptığım şeyin doğruluğuna inandırıyor yani çok güzel. Çok samimi sevenlerin var senin. Özellikle şunu söyleyeyim. Yani ben bir hafta önceden senin geleceğin belliydi programıma. Ama onlar bilmeden ne zaman, Feride'yle ne zaman, ne zaman hep sordular bana bunu. Heyecanla bekliyorlardı yani seni, açık Güzel. konuşayım. Güzel. Bu Süper. arada şey hani
dizi izliyor musun? Kitap okur musun başka? Ve Evet. müzik. Şöyle ki zaten müziği ben 7/24 dinliyorum. Onun dışında şu an Ikigai diye bir kitaba başladım. Hatta göstereyim bir dakika. Hem de önerimiz olmuş olur. Kitap gagırtısı da bizi izliyorsa ona da bir öneri olur. Belki o okumuştur. Bence bu inanılmaz bir kitap ve gerçekten okuduğunuzda mutlu olacağınız bir kitap. Ikigai, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı diye bir kitap. Şöyle de göstereyim. Evet. Belki fotoğrafını çekmek isterler. Ve yani gerçekten çok güzel. İnsan bir insanın nasıl mutlu olacağını ya da daha sağlıklı nasıl yaşayacağını aslında çok böyle basit bir dille anlatıyor. O yüzden herkes okuyabilir. Peki tam Mutlu onun yaşayabilir. özetinde ne diyor? Yani daha minimal yaşamak mı sence? Yani senin oradan aldığın nedir? Ya şöyle aslında yani benim daha çok buradan beklediğim şey bu Japonya'da bir Okinawa diye bir mavi kuşakta birinci bir şey yer var. 3000 kişinin yaşadığı bir yer. Ve Evet. buradaki insanlar 100 yaşını geçkin yaşıyorlar. Ve sağlık, kalp rahatsızlığı gibi şeyler yaşamadan aynı zamanda çok mutlular. Ve yani birinci kuralları aslında herkese kardeşçe davranmak. Ve o yüzden sanırım hani tamamen bir barış içinde yaşama kitabı diyebilirim. Hani iç huzurunu tamamlayacak bir şey. Ben de o Okinawa şehrinde, köyünde daha doğrusu nasıl bu insanlar bu kadar mutlu ve hani uzun yaşayabiliyor? Aslında bunu daha yeni okumaya başladım. 50. falan sayfa değil mi ama hani inanın çok güzel gerçekten. Tam bitirdiğimde de tabii ki paylaşırım ama Çok şu güzel. anda Yani artık aslında konuklarımızdan ben film şeyleri alıyorum, önerileri, ama bence kitap önerileri de almak lazım. Senden de almış olduk. Peki bize şimdi devam edeceğiz sohbeti, ama şarkı isteyenler de var. Şöyle güzel bir şarkıyla bir merhaba diyelim mi? ya aslında şöyle, bunu söz veriyorum. Daha sonra ne yapsak olur mu? Bugün hiç böyle. Bugün bir tane alacağım o zaman. Bir tane diyorum. Bir tane aklında bir tane tut. Hangisini daha rahat seni yormayacak? O zaman ilerleyen dakikalarda bir tane alalım sadece. Tamam, Normalde hadi 2-3 tane kırmayacağım. söyletiyorum ama Hadi hiç kırmayacağım. söyletmeden de olmaz herhalde. Ay evet haklısın. Aslında güzel olurdu da işte. Başka Doğru. zaman herhalde. Ev Ama hali bilmiyorum. Bakacağım olabiliyor. şimdi senin için konuşurken. Tamam. Bir de mesela şarkılarından birinde şey var. Ya bu arada birçok şarkı milyonlarca izleniyor. Ya 100 milyonu aşıyor. Bu çok güzel bir duygudur herhalde. Neler söylemek istersin bununla ilgili? Yani 100 milyonu aşmak. Yani güzel, daha fazla insan tanıyor. Ama ben bence hani şarkıların 100 milyonu aşması da çok önemli değil. Yani yaptığın işi anlayan insanlar olunca çok daha kendi sanatçı gibi hissediyorsun. Ya da yaptığın şeyin farkında olan insanlar olunca yani yaptığın şey daha değerli oluyor. Ben artık şeye inanmıyorum. Yani şarkım işte 100 milyon dinlendi. O mükemmel, her şey çok iyi. Bu değil yani olayımız. Ben sadece şarkı söylüyorum ama Ya yine de küçük bir basamak bilmiyorum. diyorsun o 100 milyon, değil mi? Yani ondan sonra sana bağlı yine o üretmek, şey yapmak. Ya evet, hani kesinlikle o sayılarla değil de daha çok insanlar gerçekten o şarkıyı dinlerken ne hissediyor, ne anlıyor. Ben bunların peşindeyim. Ama tabii ki de isterim ki birçok insan, yüz milyonlarca insan beni izlesin, dinlesin. Peki, Feride Hilal Akın aşka nasıl bakıyor? Mesela bir tane şarkın var, Gizli Aşk mı? Aşk. Gizli Aşk. Orada diyorsun ya, ben gizli yaşayamam, sözleri öyle. Sence mesela bir gün böyle bir aşk çıksa karşına, gizli yaşar mısın aşkı? Sakla diyor sana adam. Yaşamam ya, ben çok öyle biri değilim. Yani özellik niye yani saklayalım ki? Ama Değil mi? şöyle özel hayatımız tabii ki Yok, onunla ilgili değil. Yani paylaşmaktan sana bahsetmiyorum gizli diyorsa zaten bu işte bir muamma vardır diye düşünürsün, değil mi? Ben öyle düşünürüm ama yani. öyle şey Bir kadın olmaz öyle ki. dese. Yani aşıksan aşıksındır. Neyi kimden saklıyoruz değil mi? Ya o Evet. yüzden bilmiyorum, ben çalışmaktan çok aşka birazcık kapattım yani kapılarını herhalde ve görüşemiyoruz çünkü. Ama yani aşk konusunda bilmiyorum ya. Aşk biraz garip bir şey artık. Çağımızda da biraz garipleşti. Yani ben çok tatmin olmuyorum. Ne burcusun?
Ben balık burcuyum. Balık. Balık güvene ihtiyaç duyar herhalde tahminim. Öyle diye düşünüyorum. Büyük. Çok Değil doğru. mi? Yani güven tabii hep bütün insanlar buna ihtiyaç duyar. Hele çağımızdaki insanların hepsi bence yani bu sadece bir balık olduğum için de değil. Yani bu kim olursan ol insan olarak ilişkide güvene ihtiyaç duyarsın. Sadece aşkta da değil. He. Peki müzik mi ilk önce başladı, oyunculuk mu diyeceğim? Müzik ilk önce ama oyunculuk hani nasıl çıktı o zaman? Oyunculuk nasıl oldu? Ay ben de bilmiyorum demiş. Yani şöyle tabii ki müzikle başladım. Bir koltukta şarkı söyleyerek ve skor videoları çekerek başlamıştım. Sonrasında YouTube videolarımı izleyen yönetmenler işte bir şekilde hani bağlantıya girip onları izleyip benim oyunculuk yeteneğim olabileceğini düşünmüş. Kimden bahsettiğimi de söyleyeyim böyle çok genel anlattım. Ersoy Güler Yeni Gelin dizisinde yönetmendi hem de senaryosunu yazıyordum. Ve aynı zamanda benim o zaman çalıştığım menajerim onlara Yeni Gelin dizisi için jenerik müziği yapıyordum. Ve ben de okudum. Çok hoşuma gitti yani. Sonrasında işte tamam hadi stüdyoya gidelim kayıt için dediler. Ardından Ersoy Hoca'yla tanıştık. Ve bana oyunculuk yapabileceğimi işte mimiklerimde ya da hareketlerimden bunu sezdiğini söyledi. Ve beni orada gaza getirdiler. Ben sonra başladım oyunculuğa. Böyle 2,5 senelik bir dizi set hayatım oldu. Sonra bir de film çektik. Ve o Peki süreçte şöyle. Heh. çok özür dilerim. Sen sor, ben Yok. konuşurum yoksa. Peki şöyle hani sonuçta sete gireceksin, bir teklif aldın, çok güzel ama hiç sette bulunmamışsın, hiç oyunculuk yapmamışsın. Yani bir yardım aldın mı? Bir koç falan oldu mu? Ya oyuncu koçun falan. Ay çok çok var öyle bir konuya denk geldim ki. Şimdi işte biz diziye başlamadan önce 2 haftalık bir oyunculuk eğitimi aldık. Ama genel olarak yani 2 haftada ne öğrenebilirsiniz ki? Lise Aynen. tamamen Şimdi bize böyle. 5 sene okuyanlar diyecek 2 hafta ne diyor? Hiç sormayın zaten. Ben o konulara da gireriz belki şimdi. Sonra neyse başladı çekimler. Ve biz hocaya şey soruyoruz. Hocam hani oyuncu koçu getireceğinizi söylemiştiniz falan. Bu arada başrol Jessica aynı şekilde hani ikimiz için de oyuncu koçu gerekiyordu. Hoca da bize dedi ki sette olacak. Neyse bir gün yaylada bayağı şey çekiyoruz işte setteyiz yani. Ardından hocamız dedi ki kızlar gelin oyuncu koçunuz geldi. Biz çok içindeyiz. O kadar mutluyuz ki daha ikinci, üçüncü gün çünkü çekim. O yüzden hani diyoruz ki ya mükemmel tam zamanında geldi. Evet. Ve ardından yani o kadar komik bir şaka yaptılar ki bize. Baya oyuncu koçu diye bir koçun üstüne böyle A4 kağıdıyla oyuncu koçu yazmışlar. Koca koca adamlar. Yani Önder Gürallar. Ondan sonra yani kimler kimler gerçekten böyle bir anda kameraları üstümüze gördüm. Bizi çekiyorlar. Trollediler bizi anlayacağın. Baya oyuncu koç getirmişler. Tabii ondan sonra sette Allah'tan sette çok gerçekten çok yetenekli ve üstat olarak gördüğümüz oyuncularımız vardı. Ha, Büyüklerimiz vardı. onlar mı Onlar yardımcı sağ olsun. oldular? Onlar sağ olsun evet sette yani bir şey sorduğumuzda her zaman bize yardımcı oldular. Biz onları çok gözlemledik. Hani genç bir kitle, genç bir ekiptik çünkü biz orada ve oyunculukla daha yeni tanışıyorduk. Sadece ben de değildim. O yüzden çok çok arkadaşça ve şey geçti ya öğretici geçti Hayır, neyi oyunculuk. merak ediyorum biliyor musun? Çünkü ben 10 yıldır, 12 yıldır falan televizyon sektöründeyim. Hiç dizi sektörlerine röportaja gitmiştim yıllar önce de. Arkadaşlarım var oyuncu. Mesela onlar bile der yıllardır oyunculuk falan yaparız tiyatro ama dizi oyunculuğu dedim mi kamerada çünkü kameraya oynayacaksın aslında. Kameraya açın dönmeyeceksin ona karşı değil mi? Öyle bir şeyler vardır illaki dizi Yani dikkat setinde. etmen gereken. Ya bunun Şimdi hepsi sen de çünkü pat diye gelince nasıl hepsini bir anda kavradın? Çok büyük bir başarı bu arada yani. Onu demek istiyorum. yani şimdi şunu söylemek açık ve dürüst bir insanımdır. Öyle olmaya çalışırım. Yani ilk sete girdiğimde ilk birkaç bölüm hatta belki 10 bölüm falan. Yani tabii ki orada ilk defa karşılaştığım için hatalarım çok oldu. E tabii Ama olur. O ne her güzel ki hani yerinde bu bayağı olur. sürdü. Yani
3 sezon süren bir işti. O yüzden bu dönemde kendimi hep geliştirmek adına çalıştım. En son işte ikinci ilk son 2 sezonda çok güzel geçti o yüzden. Hani daha emindim kendimden. O yüzden bana çok şey kattı yani Ya oyunculukta. şöyle aslında Ersoy Hoca'ya da o zaman teşekkür ediyorum. Çünkü değil mi? Bir, büyük O bir biliyor destektir. zaten. Ona ben her yerden teşekkür ettiğim için. O Evet. gerçekten inanılmaz bir yönetmen. Hani şunu söyleyebilirim. Ona çalıştığım için hem çok şanslıyım hem çok şanssızım. Çünkü şanslı olmamın nedeni inanılmaz iyi bir yönetmen. Yani bir psikolojik olarak oyunculara, ekibe nasıl davranacağını çok çok net bir şekilde bilen. Hani iyimser bir iyi, evet, iyimser bir insan ve orada bana öğrettiği şeyler tamamıyla şeydi. Hani ben bir oyuncuyum, orada yapamasam bile orada bana o kadar güzel anlatırdı ki ben derdim ki ya ben bundan sonraki işte ne yapacağım? Ersoy Hoca bu kadar iyiyken hani bir hata yaptığımızda bize kızmazken bunu o kadar tatlı dille anlatıyordu ki. Evet. Yani o yüzden çok değerli bir insan Ersoy Güler. Ona gerçekten selamlar. Peki oyunculuk hayatına devam edecek misin? Yani oyunculuk da artık benim hayatımda var. Evet. Evet. Peki var mı projeler? Hani inşallah bu koronavirüs biterse var mıydı böyle Vardı. projeleriniz? Vardı. Çok güzel proje vardı. Bayağı da yani hayal ettiğim bir şeydi. Hayal ettiğim şey resmen önüme geldi diyebilirim. Ama işte koronadan dolayı setimiz aksadı. Bakalım korona bittikten sonra devam edebiliriz. Belki. Bakacağız. Peki sen korona demişken sen ne düşünüyorsun? Hani bütün konuklarıma soruyorum. Sen bu dünyanın şu andaki durumuna, bu insanların eve kapanmış olması, bir yandan aya çıkacak gücümüzün olmasına rağmen evlere kapanmış olmamızı felsefik, duygusal veya o açıdan nasıl yorumlarsın? Yani aslında birçok farklı yorumlayabilirim. Yani içimde çünkü hani manevi olarak da sorguladım bunu aslında bir yerde. Çünkü hani düşündüm aslında mesela sonuç olarak bu bir yarasadan tahmin ediyoruz ki bir yarasadan gelen bir virüs. Ve biz hayvanları devamlı yedik yani. Devamlı onların duygusu var mı ya da nasıl bir işleyiş var? Hani sadece onları bir mal olarak görüp yedik. Bu normal olabilir. Çünkü hani dogmatik olarak bunları yaşadığımız için bazen alıştığımız şey bize doğru gelir. Ne kadar yanlış doğru bilemeyiz. Ve o hayvanat bahçesindeki hayvanları düşünüyorum. Yani o işte kafana kısılmış bir şekilde insanların onları leblebi attığını falan. Bir yerde dünyanın bir karması olduğuna içinden bir ses yani diyor ki bu bir karma da aslında. Hani çünkü ben insanlığın hani bu süreçten sonra aslında bir şeylere çok daha değerli bakacağını düşünüyorum. Yani çünkü baksanıza normal yapacağımız dışarı çıkıp hava almak bile şu an bizim için bir lüks. Ve biz bunu yaptık aslında. Bir şekilde yani hayvanlara aslında zarar verdiğimiz için sanki bizler öç almış gibiler ama onun dışında Sadece hayvan mı sence? Doğada değil mi? Doğada var o, yani. tabii ki tabii aslında doğa. Yani sonuç olarak onun üzerinde yaşıyoruz. Bir yerde deprem oluyor. Yani bu doğanın suçu değil. O şekilde işliyor ve biz oraya ev kuruyoruz. Biz oraya iş yerimizi kuruyoruz ve bu sonuçlarına da katlanmak zorundayız. Ama Evet. bir yandan da hani düşünüyorum gerçekten. Yani işte, film senaryo gibi her Değil şey mi? yani. Yani bir gün sana söyleselerdi herkes evine kapanacak. Yani Çin'de duyulduktan itibaren bile hiç aklımıza gelmezdi. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Ülkemizi sardı. O zaman girdiğimizde ilk hafta bile anlamadık aslında. İlk hafta bile böyle hani 14 gün dediler geçecek hani filan gibi. Ama şu an haftalar oldu ve ne zaman hala biteceği belli değil. Hala vaka var. Her neyse moralimizi bozmayalım daha fazla inşallah. Yeter ki evden çıkmayalım arkadaşlar. O yüzden bu yayınları Kesinlikle. yapıyoruz. Sizleri sevdiğiniz sanatçılarla, sevdiğiniz insanlarla buluşturuyoruz. Ben Cüneyt Diktaş, Müzik On Air'den Feride Hilal Akın benle birlikte güzel bir sohbetteyiz. Ve bir şarkı söyleyecek herhalde hazırladı artık. Ben seninle konuşurken hiç öyle bir şey yapmadım O ama zaman ben biraz yorumlara bakayım. Ben hazırım dediğinde şey yapayım. tamam. Yeni Gelin dizisini nasıl buluyorsun demiş. Kime soruyorsun onu? Bana soruyorsan valla ben arada bir bakıyorum. Yani oyunculuğu zaten çok güzel. Ama ben Tekrar hani sorar mısın? çok Bağlantı gitti de. Pardon. yok şey diziyi nasıl Bana buluyorsun diye sor. sormuşlar. Sana sormazlar herhalde çünkü sen oynuyorsun zaten dizide. Herhalde bana soruyorlar dedim Tamam. diziyi.
Tamam, bakıyorum şimdi. Survivor izleyeceğime seni izliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Yani Feride'yi izliyorsundur herhalde. Seni çok seviyorum canım ablam demiş. Arkadaşlar okumaya çalışıyorum. Tüm şehirlerden var. Ya biliyor musun? Evet. Ben gerçekten hazır. Ben aslında Subutay'a sormuştum. Sevgili menajerim. Size ben sormuştum. Sevgili menajerim, eğer beni izliyorsanız bana neden haber vermiyorsunuz? Ben şu anda bilemedim. Ama söz veriyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Yine bir yayınına katılıp birkaç şarkı söyleyeyim. Nasıl? Ben tamam. Bak, dört tane istediğin kadar şarkı söyleyebilirim. Tamam, o zaman ben de Özcan Bey bana öyle söyledi. Sevgili patronum, bak şarkı söyleyeyim. Hani sen menajerine, ben patronum. Haberim olsaydı önceden hazırlanırdım şimdi, çünkü yani çok emin olamıyorum ben. Hiç önemli değil. Senin o güzel samimiyetin, sohbetin yeter, artar. Ama tabii ki de sesini de duymak isteriz. O zaman söz al. Söz veriyorum. Müzik Onayı'yla tamam. Ve Cüneyt'le tamam. Şarkı söyleyeceğim bir gün. Tamam, hiç önemli değil. Senin kalbinin güzelliği, samimiyetin yeter açıkçası. Peki hani inşallah koronavirüs biterse bu yakın projelerin var mı? Atıyorum mesela şöyle bir konser düşünüyordum. Atıyorum şöyle bir filmde oynayacaktım vesaire gibi. Var mı öyle bir şey? Çok vardı. Yani hatta ben şöyle ki Allah'tan koronadan önce bütün şarkılarımı kaydetmiştim yani. Ocak ayında işte bir böyle stüdyo yaptım ve ardından 9 tane parçam şu an hazır aslında. Bir şekilde işte bunları çıkarmaya çalışıyoruz şimdi. Onun dışında bir dizi projemiz vardı. Aslında şu an yayındaydık. Ve olmadı. O var. Onun dışında işte güzel live performanslar sergileyebileceğim böyle birkaç tane festival ve yazın etkinlik vardı. Aslında onlar için çalışıyorduk. Onları planlıyorduk. Değil mi? Bir anda böyle bütün projeler dondu ama inşallah bir an önce tekrar güzel günlere döneceğiz. Evet. Peki şey yapıyor musun bu arada, YouTube canlı performans, canlı yayınların var mı Instagram'da veya şeyde, YouTube'da? Aslında ben çok canlı yayın insanı değildim gibi geliyor bana. Çünkü ya ben biraz heyecanlanıyorum ve o zaman kendimi ifade edemiyorum. Ve bu yüzden de çok canlı yayın açıp kendimi rezil etmek istemiyorum açıkçası. Düşüncelerim bunlar. Ama gel gör ki şu anda yapacak bir şey yok. Mesleğim bu olduğu için alışıyorum. Senle de pratik yapıyorum diyebilirim. Yakın zamanda yapacağım projeler de var. Hani. Vallahi sen bence televizyon programı bile canlı yaparsın. Hiç öyle heyecan görmedim ben. Gayet güzel. Gayet iyisin bu konuda. Ama o senden dolayı. Bazen kalıyorum yani. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Son olarak sevenlerine, seni izleyenlere neler söylemek istersin? Şöyle. Bildiğiniz gibi evde kalın lütfen. Evet. Bu hem kendiniz için hem de bizim için, yani tüm insanlık için, bugünlerin bitmesi için tek yapmamız gereken şey evde kalmak ve bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Beni dinleyen, beni seven herkese lütfen hani bu konuda biraz daha dikkatli olsun, yanındaki insanlarla da aynı şekilde bu uyarılarda bulunsun. Kim milyon kere söylendi, farkındayım. Benden daha çok biliyorsunuzdur ama bu sıra gerçekten sevdikleriniz için evde kalmanızı rica ediyorum ve bolca kitap okuyabilirsiniz. Şu kitabı çok seveceksiniz ve bana geri dönüşlerinizi söylerseniz bu kitapla ilgili de belki muhabbet de ederiz. Ve ama okumanız gerekiyor. Özetini bakıp anlatırsanız da anlarım. O yüzden onun dışında size şarkılar hazırlayacağım. Lütfen evde kalın. Sizi seviyorum. Kendine iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Ben Cüneyt Diktaş. Evde kalın. Aynı zamanda takipte kalın. Müzik On Air haricinde beni de takip edin, Cüneyt Diktaş'ı. Feride Hilal Akın, sevgili Feride, bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Bize moral verdin. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sen de öyle. Görüşürüz. İyi karantinalar. Sağ ol. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, ben Cüneyt Diktaş. Beni takip etmeye de unutmayın.
Oraya yazsın birisi, takip etsin. Çünkü ben oradan yayına devam edeceğim. Müzik Onir'den bugünlük bu kadar. Yarın Adem Metan bizlerle birlikte olacak, radyocu, ve Oğuzhan Koç bizlerle birlikte olacak. Sorularınızı Cüneyt Diktaş sayfasından DM'me atabilirsiniz. Ben onları bir şey yapacağım, toplayacağım ve soruları sormaya devam edeceğim. Bu arada ben bir ara konuk arası penyemi de değiştirdim, fark ettiniz mi? Burası bir an bir sıcak oldu var ya, sırtım, buralarım, her yerim ter içinde kaldı. Koştum hemen sevgili Ekin Uzunlar şarkı söylerken ben penyemi de değiştirmiş oldum. Tabii ki de evde canlı yayın böyle olur. Yapabilecek bir şey yok. Şimdi mesela çayım dibi kaldı. Çayımı gidip değiştirip kendi kanalımda programa devam edeceğim. Şarkılar söylemek isteyenler oluyor. Beni de al programa diyenler oluyor. Hem kendi kanalımda hem Müzik Öneri'de onları da alacağız inşallah. Ve bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Evden dışarı çıkmayın lütfen diyorum. Çıkanlara da iyi çalışmalar diliyorum. Çünkü çalışanlar çıkıyor kesinlikle. Bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.